75. dersimizde 7. okuma parçamız favorite konusunu işliyoruz. Ben Çağrı Hoca. Favorite kelimesini Türkçeye en sevdiğim diye çeviriyoruz genelde. My favorite football team deyince en sevdiğim futbol takımı diyoruz. Ama tek kelimeyle çevirecek olursak favorite gözde demek arkadaşlar. Eğer gençlerden gözde kelimesinin anlamını bilmeyen varsa böylece bunu da öğrenmiş oldunuz. Gözde en sevdiğimiz demek oluyor. Bu arada adı gözde olan herkese selam. My favorite things Burada görüyorsunuz benim en sevdiğim şeyler demiş. İşte bisiklet var, müzik var, hamburger var, futbol topu var vesaire. Biz kendi okuma parçamıza bakalım. Önce hepsini bir kere hiç çevirmeden okuyacağım. Nasıl okuduğumu bir görün. Sonra tercümesini yapalım beraber. I am Donald. I have very sincere friends at school. They are Jane, Charles and Nancy. Jane is from London. She likes reading and playing tennis. Jane's favorite tennis player is Federer. Her favorite activity is watching Federer's tennis matches. Federer is a very famous tennis player. Charles is from Oxford. He is a very working and easygoing person. He has got many friends. Charles' friends are generally from Japan because Charles likes learning Japanese. His friends are also very good people. Nancy is from Bradford. She is very interesting person. She has got very strange interests. But we all love her because she is very reliable person. Also Nancy is Jane's close friends. They like visiting museums. These people are very nice and I like sharing my life with them. Başlayalım. Yine ikiye böldüm aralarını yazayım diye büyüttüm biraz? I am Donald. Herkes bildi. Ben Donald'ım. I have very sincere friends at school. Benim dersimde daha önce sincere gördüysek şöyle demişimdir size. Sincere sanki sinsi gibi duruyor ama tam tersi. Samimi demek. Aklınızda böyle kalsın demişimdir geçtiyse. They are Jane. Onlar Jane. Samimi arkadaşlarından bahsediyoruz. Charles ve Nancy. Jane Londralı. O okumayı ve tenis oynamayı sever. Bu konumuzda iki şeyin tekrarını yapıyoruz, vurgusunu yapıyoruz. Bir yine simple present tense'i görüyoruz. En çok kullanacağımız tenselerden biri arkadaşlar. Hep söylüyorum. Simple present tense'i iyi anlamış olabilirsiniz ama mutlaka okumalısınız, dinlemelisiniz. Tekrarını yapıp alıştırmasını yapıp konuşmalısınız. Yoksa siz de çok iyi biliyorsunuz. Diller tekrar edilmediği zaman giderek sönüyor ve unutuyorsunuz. Jane's favorite tennis player. İkinci tekrar ettiğimiz konu burada. Şöyle ayırıp es yapıyorduk ya. Bunlar sahiplik veriyordu bize. Nın'ın ekini veriyordu. Bu iki konuyu tekrar ediyoruz şu anda. Jane's favorite tennis player is Federer. Jane'in en sevdiği tenis oyuncusu, gözde tenis oyuncusu Federer'miş. Onun en sevdiği aktivitesi ise Federer'in maçlarını izlemekmiş. Federer's dediğine Federer'in diye çevirdik. Federer çok ünlü bir tenis oyuncusudur. Bir burada. Charles Oxfordludur. O çok çalışkandır ve easygoing person'dır. Sanki bu kelimeyi de ilk defa görüyoruz. Easygoing yani anlaşılır biri, kolay geçinebilecek biri diye düşünebiliriz. He has got many friends. Onun çok arkadaşı var. Devam ettim. Charles friends Charles'ın arkadaşları hatırlayın eğer bir kelime s ile bitiyorsa özel isim de olsa veya çoğul da olsa boxes kutuların sides kenarları Sa sonu s ile bitiyorsa sadece yukarıdan ayırıyorduk tekrar s koymuyorduk. Bunda da öyle. Yani koysanız hatalı çok olmaz ama genelde koymamayı tercih ediyoruz. Aklınızda böyle bulunsun. Charles'ın arkadaşları genellikle Japonya'dan yani Japonyalı. Çünkü Charles Japonca öğrenmeyi seviyor. Evet Charles'a örnek alabiliriz. Eğer bir dil öğrenmek istiyorsak en kolay ve en hızlı yol o ülkeden ya da o dili konuşan insanlarla arkadaşlık kurmaktır. Böyle imkan bulabiliyorsanız ne mutlu. His friends are also very good people. Also D dahi veriyordu bize. To vardı bir de bunun gibi ona benziyor. Onun arkadaşları da iyi insanlar. Nancy Bradford'lı ve o çok ilginç bir insan. Interesting. She has got very strange interests. Onun çok tuhaf ilgileri var. Burada isim olmuş. İlgi alanları var dersek daha güzel Türkçe kullanmış oluruz. Strange'e bir sinonim eş anlam verelim. Mesela odd, tuhaf, weird, Bunlar da strange'le aynı anlama gelen kelimeler. But we all love her. Onun ilginç ilgileri var, tuhaf ilgileri var ama biz onu seviyoruz, hepimiz onu seviyoruz. Çünkü o çok reliable bir person, çok dependable bir person. Yani güvenilir bir insan. Also ayrıca Nancy is Jane's close friends. Nancy Jane'in yakın arkadaşı close'un kapalı anlamını çoğumuz biliyoruz ama yakın anlamını da öğrenmiş olalım bilenler de hatırlamış olsun. They like visiting museums. Nancy ve Jane'den bahsediyoruz. Bunların her ikisi müze ziyaret etmeyi seviyorlarmış. These people are very nice. Bu insanlar çok hoş, çok iyi. Hatırlayın this that these dolls. These people bu insanlar. Those people olsaydı şu insanlar bu insan deyince this person, şu insan deyince that person derdik. Bu konuyu da hemen aradan çıkarmış olalım. Son olarak and I like sharing my life with them ve hayatımı onlarla paylaşmayı seviyorum dedi bitirdi. Başta hatırlattım mı bilmiyorum. Favorite'ı u'suz da yazabiliyorsunuz. Direkt şu da favorite. Aynı favorite. Araya u da girebiliyor. Aynı color ve color da olduğu gibi. Videolarıma gelen yorumlardan anlıyorum ki bazı arkadaşlar hata bulmayı çok seviyorlar. Ben de onlar için bu videoda yine iki hata yaptım. Biri çok küçük, biri ondan biraz daha büyük. Bu iki hatayı yine bana yorum olarak yazarsanız ben de size yine cevap olarak İngilizce tebrikler yazacağım. Son olarak ne kadar karmaşık gelse de asla pes etmeyin. Her zaman öğrenmeye devam edin. Herkese iyi çalışmalar.